25 Nisan 2024 Perşembe, Durgay Güler Akşam Gazetesi Özgür Özel'in estetik ameliyatları boşuna değil, bir el CHP'yi AK Parti'ye dönüştürmeye çalışıyor. Özgür Özel'e hoşgörüsüne sığınarak kaportayı değiştirerek olmaz, kafayı da değiştirmek lazım diye takılmıştı. Sanırım kafayı da değiştirme niyetinde. Botoks, Fransız askısı, göz ve ses teli ameliyatı, saç boyaması boşuna değilmiş. Erdoğan'la görüntü verme arzusu da. Dün CHP'nin grup toplantısı vardı. Üye kampanyası başlatmışlar. Startı grup toplantısında verdi Özel. Siftah bizden, bereket Allah'tan diyerek ikiz gençlere roket taktı. İkizlerden birinin adı Muhammed, ötekinin Mustafa'ydı. Yani barış, savaş, devrim, evrim, can falan değildi. Bilinçli bir tercihti. O kadar başvuru arasından adları Muhammed, Mustafa olan bu ikizleri seçmişti. CHP sünnileşiyor. Kastım belli. Sağa sola çekmesin lütfen kimse. Bakınız Enver Aysever İmamoğlu'nu eleştirirken söze nasıl başlıyor? Sünni, Süleymancı, Milliyetçi, Atatürkçü. Gelin görün ki yeni CHP'de İmamoğlu'nun altı hızla boşaltılıyor. İmamoğlu, Alman Cumhurbaşkanı ile poz verirken özel Erdoğan'la veriyor. İmamoğlu, CHP'lileri bile şoke eden mülteciler çıkışı yaparken özel sığınmacıları ülkelerine göndereceğiz diyor. İmamoğlu'nun sicili hayli kabarık. Özgür Özel her an patlayacağının farkında. 2028 için kendisine rakip olarak İmamoğlu'nu değil Mansur Yavaş'ı görüyor. Yalansa böyle düşünmüyorsa çıksın Turgay Güler uyduruyor desin. Bu arada daha kibar bir şekilde söylerse mutlu olurum. Neyse, vaktiyle İmamoğlu da Erdoğan'la görüşmeyi kendi siyasi ikbali için önemsemiş ve koşa koşa külliyeye gitmişti. Sandalyeyi kırdı, bir daha çağrılmadı. Mansur Yavaş da gitti. Özgür Özel'in CHP'si saray yaftalamalarını bir kenara bıraktı bile. Erdoğan nerede isterse orada görüşürüm diyor. Diktatör safsatalarını da artık ağızlarına almıyorlar. Şaka gibi ama Erdoğan'dan icazet bekliyorlar. Erdoğan'ı kendi meşruiyetlerinin anahtarı olarak görüyorlar. İtiraz edebilirler, doğaldır. Lakin fotoğraf çok net. CHP ile Erdoğan arasındaki yumuşamayı itirazım yok. Fakat bu yumuşama görüntüsünün sahte olduğunu düşünüyorum. Şimdi biz gelelim asıl meseleye. Özgür Özel, yerel seçimlerdeki başarının ardından iktidara ilk kez bu kadar yakın olduklarını düşünüyor. Zaferle sonuçlanan seçimde kendisinin de İmamoğlu'nun da yavaşında bir katkısının olmadığını farkında. AK Parti'nin hataları ve ekonomi. Bu gerçek 2028'de niçin bendiği sorusunu sordurtuyor. Özel, Kılıçdaroğlu'nun aksine ittifakı bir masa affından değil CHP içinde oluşturmayı planlıyor. İyi Partiden istifa eden milletvekilleri CHP'ye geçiyor. AK Parti'den gönderilen AKP'liler de gündeminde. Onları da CHP alacak. CHP'yi katı, kemalist, tek tipçi bir parti olmaktan çıkarıp görüntüde bile olsa AK Parti'ye benzetmeye çalışacak. Bu sayede toplumsal çekinceyi ortadan kaldırabileceğine inanıyor. YRP'den de bir isim CHP'ye geçecek. Peki aslı dururken kopyasına millet oy verir mi? verir. Ak Parti sermayenin kendisine çektiği operasyonu görmezse, sebepsiz fiyat artışları böyle devam ederse ülke yönetilemiyor algısı oluşursa geçmiş olsun. Et fiyatları bir haftada %30 artıyor. Sebep yok, müdahale yahut tedbir de yok. Tavuk fiyatları uçuşta. Son 5 ayda %172 artmış. Niye artmış? Sebepsiz. Çimento fiyatı %50'ye yakın artış gösterdi. Var mı sebebi? Yok. Kimse başka bir tarafa çekmesin, alıp çarpıtmasın lütfen. Ama Erdoğan'ın millet yararına diktatör olma vakti çoktan geldi. İnanarak söylüyorum ki millet böyle bir diktatörü başının üstünde taşır. Avrupa'nın sözüm ona en demokratik ülkelerinde bile var böyle güzel diktatörler. Sermayenin derin Avrupa ve ABD ile birlikte çektiği operasyonu Türkiye biliyor. Erdoğan'dan gereğini yapmasını bekliyor. Hepsi bu.